Bu videoda tıpkı parabolik aynalarda yaptığımız gibi bu dış bükey merceğe çeşitli mesafelerde nesneler yerleştirip görüntülerinin ne şekilde oluşacağını bulmaya çalışacağız. Bunu yapmaktaki amacım birçok farklı durumu incelemekten çok alıştırma yapmak. Evet, ilk olarak buraya iki odak uzaklığından daha uzağa bir cisim yerleştirelim. Cismimizi buraya koyuyoruz. Her zamanki okumuzu kullanıyoruz. Burada bir açıklama yapmak istiyorum parabolik aynalardan bahsederken iki odak uzaklığındaki noktanın aynanın eğrilik merkezi olduğunu söylemiştik. Burada ise iki odak uzaklığı demekle yetineceğiz. Çünkü buradaki uzaklıktan kastımız merceğin herhangi bir yüzeyinin eğrilik yarı çapı değil. O yüzden buraya sadece iki odak uzaklığı diyoruz. Açıklamamızı yaptığımıza göre şimdi bu cisim mercekten geçerek kırıldıktan sonra nasıl bir görüntü oluşturacak onu bulmaya çalışalım. Unutmayın bu cismin üstündeki her nokta her yöne ışınlar saçıyor. Çünkü ışığı dağıtarak yansıtıyor. Dolayısıyla istediğimiz herhangi bir ışını seçmekte özgürüz. Mesela okun ucundan başlayıp asal eksene paralel şekilde ilerleyerek merceğe giren bir ışın çizebiliriz. Lensin içinde gerçekleşen kırılmayı göstermiyorum. Merceğe asal eksene paralel şekilde giren ışın kırılarak merceğin diğer tarafındaki odak noktasından geçer. Işınımız bu şekilde merceğin diğer tarafındaki odak noktasından geçiyor. Şimdi merceğin sol tarafındaki odak noktasından geçen ve asal eksene paralel şekilde kırılan bir ışın çizelim. Bunu farklı bir renkte çizeceğim. Işınımız sol taraftaki odak noktasından geçecek şekilde geliyor. Kırıldıktan sonra da paralel hale geliyor. Işınımız artık paralel. Yani cismin o noktasından çıkan ışınlar tam bu noktada birleşiyor. Bu işlemi cisim üzerindeki tüm noktalar için tekrarlayacak olsaydık, mesela cismin orta noktasından çıkan ışınlar burada birleşecekti. Bu noktasından çıkan ışınlar burada birleşecekti. Dolayısıyla, cismimizin görüntüsü şöyle bir şey olacak. Evet, böyle bir şey. Bu gerçek bir görüntü çünkü ışınlar gerçekten birleşiyor. Bu gerçek ve ters bir görüntü. Cisim yukarı doğruydu, görüntüsü ise aşağı doğru. Ve bu durumda görüntü cisimden daha küçüktür. Yani bu gerçek cisimden küçük ve ters bir görüntü. Şimdi birkaç durum daha inceleyelim. Zamandan tasarruf olsun diye videoya başlamadan önce şekli kopyalamıştım. Şimdi de yapıştırdım. Gelin cismin iki odak uzaklığı mesafede olduğu durumu inceleyelim. Cismimizi tam buraya koyuyoruz. Bu seferki cismimiz mavi. Yine tam olarak aynı şeyi yapacağız. İsterseniz kağıt kalem alın siz de yapın. Biraz alıştırma olsun. Paralel bir ışın gönderiyoruz. Paralel olduğuna göre kırıldıktan sonra diğer taraftaki odak noktasından geçecek demektir. İkinci olarak sol taraftaki odak noktasından geçecek bir ışın gönderiyoruz. O da paralel olacak şekilde kırılıyor. Bu ışınlar tam burada birleşiyor. Gördüğünüz gibi bu aslında paralel kenar. Aşırı güzel çizemedim ama size orada bir paralel kenar olduğunun teminatını verebilirim. Sol taraftaki bu uzaklık sağ taraftaki bu uzaklıkla aynı. Simetri var demek istemiyorum çünkü kendi üstüne katlayamayız bu şekli. Bu uzaklık da bu uzaklıkla aynı. İşin geometrisine girmeyeceğim. Kağıt kalemle siz de yaptıysanız uzaklıkların eşit olması için çok düzgün çizgiler çizmiş olmanız lazım. Özellikle bu görüntü cisimle tam olarak aynı boy ve uzaklıkta ters bir görüntü. İlk örnekte uzaklığa hiç değinmedim değil mi? Evet bu gerçek. Cisimden daha küçük ve merceğe cismin kendisinden daha yakın bir görüntü merceğe cisinden daha yakın. Burada ise görüntü cisinle tam olarak aynı boyda ve ters. Ayrıca merceğe olan uzaklığı cismin merceğe olan uzaklığıyla aynı. Bir tek diğer tarafta. Bir örnek daha yapalım. Şöyle yapıştıralım. Burada da odak uzaklığıyla iki odak uzaklığı arasına bir cisim yerleştirelim. Mesela cismimizi tam buraya koyalım. Yine paralel bir ışın gönderiyoruz. Bu ışın diğer taraftaki odaktan geçecek şekilde kırılıyor. Daha güzel çizeyim diğer taraftaki odaktan geçiyor. Şimdi de sol taraftaki odaktan geçen bir ışın gönderelim. Bu da kırıldıktan sonra paralel devam ediyor. Kırılıyor ve yoluna paralel olarak devam ediyor. Tekrar ediyorum. Bunu cisim üzerindeki her nokta için yapabiliriz. Sadece okun ucunu kullanmamızın sebebi okun en alt noktasından çıkan ışınların burada birleşeceğini biliyor olmamız. Buradan iki ışın göndersek burada birleşecekler. Sonuç görüntünün tamamı burada oluşuyor. Bu gerçek ters cisimden daha büyük ve merceğe cismin merceğe olduğundan daha uzak bir görüntü. Tabii ki merceğin diğer tarafında yer alıyor. Bu aslında ilk örneğin tam tersi. İlk örnekte iki odak uzaklığından daha uzakta bulunan cisim görüntüden daha büyüktü. Görüntü ise bu aralıkta oluşuyordu. Şimdi ise cisim burada, görüntü burada. Yani bu iki örneğin geri sarılmış hali gibi. Birkaç örnek daha yapalım. Burada cismi tam odak noktasına yerleştirelim. İnsanlar bazen fizik sınavlarına falan çalışırken bunları ezberlemeye çalışıyor. Ne gerek var? Cisinden iki ışın göndermemiz yeterli. Bu ışınları genelde cismin üst ucundan göndeririz ki oluşan görüntüyü gözümüzde daha iyi canlandırabilelim. İlk ışını paralel olarak, ikincisini de odak noktasından geçecek şekilde göndeririz. Evet. Bunu belirttiğimize göre biraz farklı bir şey yaparak cismimizi odak noktasına yerleştirebiliriz. Cisim odak noktasında. İlk olarak paralel ışınımızı gönderelim. Bu diğer taraftaki odak noktasından geçecek şekilde kırılıyor. Şimdi ikinci olarak odak noktasından geçen bir ışık göndermek yerine ki zaten gönderemiyoruz. Çünkü tam odak noktasının üstünde duruyoruz. Onun yerine kırılmadan geçecek bir ışın gönderelim. Parabolik aynalarda da benzer bir şey yapmıştık hatırlarsınız. Şimdi merceğin tam ortasından geçen bir ışın gönderiyoruz. Çünkü merceğin ortasından geçen ışın kırılmaya uğramaz. Gördüğümüz gibi ışınımız doğruca merceğin ortasından geçiyor. Ve ne oluyor? Cismin ucundan çıkarak dağılan bu iki ışın hiçbir yerde yeniden birleşmiyor. Hatta tek bir noktada dağılıyormuş gibi bile görünmüyorlar. Burada bir göz olsa bu göz kendisine doğru gelen iki tane paralel ışını görür. Yani görüntü oluşmaz. Ne gerçek ne de sanal bir görüntü oluşur. O halde bu örnek için görüntü oluşmaz diyebiliriz. Gelelim son örneğimize. Yerim epey bir daraldı. Şuraya yapıştırayım. Son örneğimizde cismi odak noktasının önüne yerleştirelim. Mesela cismimiz tam burada olsun. Ne oluyor bu durumda? Yine cismin ucundan paralel olarak gönderdiğimiz ışın merceğin diğer tarafındaki odak noktasından geçecek şekilde kırılıyor. Şimdi bir ışın daha çizelim. Bu ışın da sanki bu taraftaki odak noktasından geliyormuş gibi bir yol alsın. Bu ışın odak noktasından geliyor olsaydı böyle bir yol alırdı ve diğer taraftan paralel bir şekilde çıkardı paralel bir şekilde çıkıyor. Açıkça görülüyor ki bu iki ışın hiçbir yerde birleşmiyor. Yani gerçek bir görüntü oluşmayacak. Ama sanki belli bir noktadan yayılıyormuş gibi görünüyorlar. Işınları bu tarafta devam ettirirsek sanki tam buradaki bir noktadan çıkıyormuş gibi duruyorlar. Ne demek bu? Bir gözlemcinin görme duyusu bu ışık ışınlarını işlerken okun üst ucunu buradaymış gibi algılıyor. Alt ucunu ise buradaymış gibi görüyor. Sonuç olarak gözlemci cismin büyütülmüş sanal bir görüntüsünü görüyor. İşte böyle. Umarım dış bükey mercekleri ve anlattıklarımızı ilgi çekici bulmuşsunuzdur.